Bugün yine kapalı belki nefes tekniğini yapıyoruz. Sonrasında pazar günü diğer nefes tekniğine geçeceğiz. Kapalı belki nefes tekniğinden çok kısacık hemen bir bahsedeyim tekrardan özelliklerini hatırlamak için. Diyaframı geliştiriyor, solunum sistemine ve sinir sistemine çok güzel faydaları var. Zaten yaparken fark ediyoruz, çok güçlü bir nefes tekniği olmasına rağmen bayağı bir yumurtalıklarda ve iç karın kaslarında hissediyor olmamıza rağmen olabildiğince aynı zamanda sinir sistemini de yatıştırıyor. Karın kaslarını güçlendiriyor, iç organlara masaj etkisi yaratıyor bu güzel karnın kuvvetli vuruşlarından dolayı. Onun haricinde de spiritüel anlamda da birçok meditasyon tekniğinin içinde kullanıyorlar bu nefes tekniğini. Sürekli ve düzenli yapıldığı zaman ve meditasyon tekniklerinin içine eklendiği zaman zaten parlayan kafatası diye geçiyor anlamı. Başın tepesinin yumuşadığı ve buradan kolay bir şekilde astral seyahat yapanların ya da diğer türlü şeylerle uğraşanların rahat bir şekilde girip çıktığını söylüyorlar. 4 kez yapmamız yeterli. Nefesi burnumdan alıyorum ve içeriye doğru karnımı yavaş yavaş çekiyorum her zaman yaptığımız gibi. 4. kez de zaten bayağı bir yorulmuş olacağız. Bana katılabilirsiniz, benim kadar yapabilirsiniz ya da benden daha az yapıyorsanız ister durup bekleyebilirsiniz, ister kendi ritminizde devam edebilirsiniz. Hiç fark etmez, tamamıyla nasıl yapmak istiyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Hazır olduğunuzda oturma kemiklerinizin üzerindesiniz. Sırtınız dik, sırtınızın dik olması, diyaframın sıkışmaması için de önemli. Sırt dik, baş boyun rahat, kollar, bacaklar istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Gözler kapalı. Yavaşça ve sakince, hiç acele etmeden burun deliklerinizden alabilirsiniz normal bir nefes. Ve şimdi nefesi verirken yavaşça karın kaslarımı içeriye doğru çekerek vuruşlara başlıyorum. Burnumdan da havayı dışarıya doğru üflemeye başlıyorum. Yavaşça bitirdim. Çok fazla yormak istemiyorum çünkü. İkinci sefere geçmeden önce bir minik dinlendiriyorum karnımı. Omuzlar bu şekilde yukarıya doğru hareket etmiyor. Sadece tek hareket eden yer karın kasları. Eğer olmuyorsa sadece karın kaslarınızı hareket ettirmeden burnunuzdan nefesi dışarıya doğru da verebilirsiniz. Hiçbir problem yok. İkinci sefer için alıyorum burnumdan nefesi. Ve yavaşça dışarıya doğru vermeye başlayabilirsin.
getirdim. Bir minik dinleniyorum. Üçüncü kez için hazırla zihnini. Ve hazır olduğun noktada, eğer bu dakikadan sonra yorulan varsa normal, sadece burnundan al ver şeklinde devam edebilir. Hiç problem değil. Üçüncü kez için hazır olduğunuzda burnunuzdan nefesi yavaşça doldurmaya başlayın. Ve tamamen dolduğunu hissettiğinizde başlayabilirsiniz vuruşlara. Yavaşça bıraktım ve son sefer için hazır olduğunuzda yan karın kaslarımı daha iyi hissediyorum, arkadaki bel kaslarımı hissediyorum. Çok kuvvetli bir nefes tekniği. Son kez al nefes ve başla nefesini vermeye. Yavaşça bitirdik. Şimdi gözler kapalı kalmaya devam etsin. İçgüdüsel nefes moduna geçelim. Bilinçli nefes modundan al derin bir nefes burun deliklerinden. Hiç acele etme ve şimdi yavaş yavaş boşaltmaya başla nefesi. Belki bedeninde şu an ısınma hissediyor olabilirsin. Minik minik karıncalanma hissediyor olabilirsin. Al yine derin bir nefes ve uzun bir nefes. Ve ver nefesini tekrar. Ve son kez al. Nefesi verirken yavaş yavaş gözlerini sakince aralayabilirsin. Hiç acele etme. Belki bir minik baş dönmesi olabilir eğer çok uzun yaptıysanız. O yüzden iyice kendinize gelmeden ayağa kalkmayın. Hazır olduğunuzda yavaşça matın önüne geçebiliriz. Bir tur Surya Namaskar güneşli selam için. Şuraya da bir